istikamet Amasya olacak. Herhalde Amasya'ya akşama varır onlar. Gelen giden bizi tokatlıyor arkadaş. Gelen giden bizi tokatlıyor. Gitmeyin, ne yapayım ben? Geç geç. Ne oldu sana şimdi? Tabii ya, buradan kaçırıyor. Kimden iletmiyor? Ötsene! Ötse nereden geldiğini bileyim daha. Şu hale bak ya, şu hale bak ya. Kupa kaldırma değneğine bak ya. Kupa kaldırma değneğine bak. Şu fitesi bir yerine oturtturayım da. Yedin ömrümü, yedin. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bundan sonra ben arabaya bir kırık iğne bir şey yapmam, yaptırmam. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Nostaljiden selamlar. Nostalji size selamı var. Vallahi nostaljiye iyi alıştık ama hayırlısı dur bakalım. Hayırdır ne oluyor yani ben de anlamadım. Şu an nostaljiye geldim ve Allah nasip ederse istikamet bugün Amasya olacak ve saatimiz şu an arkadaşlar yani 12:20 geçiyor. 12 demişim ne 12'si ya? Saat 2:20 geçiyor. 2:20 geçiyor ve ben bu saatte Amasya'ya gideceğim. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Bir de nostaljiyle gidiyoruz. Hadi baba geç. Hadi baba, hadi baba. Zaten yandım sıcağı. Hadi. Şu teri görüyor musunuz? Şu teri. Bu hep ter işte. Bu sıcak. Vallahi var ya yandık bugün yandık. Amasya'ya akşama varırız herhalde. Bu çakallı rampalarına biz böyle bunda nasıl çıkacağız bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Hadi bakalım. Vallahi iki günden beri nostaljiyle gidip geliyoruz arkadaşlar. Ben de bir şey anlamadım. Yani şehir içine gidip geliyorduk devamlı biz bu araçta. Yani pek nadir uzun yola giderdi. Ama bugün ise yine Amasya bize patladı. Olsun bir de uzun yola gidelim bakalım nostaljiyle. Nasıl olsa eski toprak. Eski toprak eski yolda nasıl gidiyorsa yeni yolda da aynı şekilde gidecektir eminim. Hatta daha da iyi gidecektir. Biraz açalım nostaljiyi. Ama çok sıcak arkadaşlar. Sıcak olmasa iyiydi ama çok sıcak. Şu an vücudum nasıl oldu biliyor musunuz? Su gibi oldu yani terden. Su. Arkadaşlar biliyorum merak ediyorsunuz. Hayda. Biz burada bayıldıysak çakallı rampaların dayvayıydık. Zahmettin abi ne yaptın? Arabana kavuşmayacak mısın? Hep böyle mi olacaksın diye devamlı soranlar var. Devamlı mesaj yazanlar var. Yani ben bu mesajları görüyorum. Ne cevap vereceğimi şaşırıyorum arkadaşlar. İnanın şaşırıyorum. Üzgünüm, moralim bozuk. Yani ne diyeceğimi, ne cevap vereceğimi inanın bilmiyorum. Ama öncelikle hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar. Diyecek bir şeyimiz yok. Bu bir gerçek. Bakacağım ben diyeceğimi ona. Ben diyeceğimi dedim. Birisi şirketimizin sayın müdürlerine kalmış bir şey. Yani ben zaten benim arkadaşlar benim belimde fıtık var. Benim rahatsız. Ben ağır iş yapamıyorum. Araba sürmeden yana sıkıntı yok. Arabayı her türlü yani kullanıyoruz. Onda bir ağırlığımız yok. Belimiz zorlanmıyor. Ama depo içinde benim çalışmam imkansız arkadaşlar. Yani şirkete de aynısını söyledim. Yani ayakta böyle uzun süre ayakta durduğum zaman bile benim belim rahatsız yani ağrı yapıyor arkadaşlar. Sancı yapıyor. Hatta geçen sene doktor bana ameliyat olman gerekiyor demişti. Ben ameliyat olmadım. Ameliyat olmadım çünkü bel arkadaşlar bu bel yani en ufak bir şeyde ameliyat olursak yani bıçak altına yatarsak
İlerleyen zamanlarda yaş ilerledikçe bizi daha da kötü bir duruma sokabilir. Onun için ameliyat olmadım. Ama ki ille doktorlar ameliyat olacak kardeşim derlerse yapacak bir şey yok. Ameliyatımız olacağız. Ay yavaş gel. Evet arkadaşlar, şu camı bir kapatayım. Şu an 30 kilometre süratle, yani 30 kilometre hızla birlikte belediyeleri otogar rampasını çıkmaya çalışıyoruz. Ve şu an devirden düştük. Allah yardımcım olsun bugün. Herhalde Amasya'ya akşama varırım ben. Öyle gözüküyor ya. Bak. Sabah çıksaydık öğleye varırdık. Arabayı boşaltırdık. Yavrum, ne
Nereden bana atıyor la bu? Orhan bana diyor ki 4 saat 12 dakika araç kullanabilirsin diyor. Ondan sonra bir 45 dakika dinlen diyor. Ondan sonra tekrar bir 4 saat 4,5 saat araç kullanabilirsin. Ne kadar akıllı bu cihazlar arkadaş ya. Ne yapacağımızı bizlere söylüyor vallahi. Helal olsun. Yani ben bir zamanlar bende olan Aksor'la şehir içindeydim. Sonra bir telefon geldi Nizamettin. Sen bendeki arabayı alıp Amasya'ya gidecekmişsin. Ben o arabayla şirkete gelecekmişim dedi. Dedim ne yapayım, tamam gidelim. Dedim ki ona benim kıyafetlerim de şirkette, onları getir. Ayakkabım da var dedim, onu da al dedim. Ama arkadaş kıyafetleri çantaya almış ama ayakkabıyı, benim ayakkabıyı alıyorum diye gitmiş başkasının ayakkabısını almış. Vallahi ayakkabıyı almış da baktım benim ayakkabı değil. Amısana sen kimin ayakkabısını aldın? Senin ayakkabı değil mi bu diyor. Yok oğlum benim ayakkabı değil bu dedim ya. Al geri götür bunu. Şimdi ayağımda iş ayakkabısı var. Yani şirkette mecburi olduğumuz burnu çelik ayakkabı var. Onunla gaz basıyoruz ama ayaklarım da biçti yani. Bitti. Ulan ayıp, ayıp, ayıp lan. Adamın bir saygısı olur lan. Lan havayız beni tokatlayıp gidiyor ya. Az yavaş geçin daha ne olur ya. Biz de gidelim daha. Aha bu da geçti. Vallahi kendimi sağ şeride atmakta iyi etmişim. Vallahi iyi etmişim. Gelen giden bizi tokatlıyor arkadaş. Gelen giden bizi tokatlıyor. Lan yürü daha yürü yürü. Oo yürü. Akşam oldu ya. Arkam su gibi oldu arkadaşlar ya. Vallahi var ya. Kan ter içinden aldım ya. Yandım, yandım. Ulan bir sigaraya bir sol çektim rampaya girmeden. Lan nereden çektim arkadaş ya? Alayı beni sollaya sollaya gitti ya lan. Bas ulan bas. Valla bir kara duman gidiyor anasını satayım var ya. Bir kara duman gidiyor. Şu an daha Çakalı'nın birinci rampasını çıkamadım. Yani bu Shell benzinden olduğu yeri geçemedi. Şu an daha Kantar'a geldik. Valla saat kaç oldu ya? La dayı! Çek mi? Çek mi? Git mi? Ne yapayım ben? Geç, geç! Geç! Geç mi? Ne yapayım? Geç! Ha, şöyle ya! Yapıştır! Ben bu kadar gidiyorum. Ne yapayım? Geç, sen de geç. Ha, yapıştı. Şöyle iyi. Zaten bugün şamar olan oldu anasını satayım. Gelen giden şamarlıyım. Oh. Ha, devam et. Ha, sen de ver dumanı yavrum. Ver dumanı yavrum bitsin. Ha. Ver. Millet araba yanıyor zannedecek ha. Bu arada hareketi de takip edeyim de ne olur ne olmaz. Şu an 85'te. Bir çık tamam. Daha bir şey istemiyorum senden. Zaten ondan sonra rampa ineceğiz. Yani şu en son şu Toptepe'ye kadar sabret. Yani şu kavağı geçelim, Toptepe'yi geçelim. Ondan sonra seni rahat bırakacağım.
Hadi bakayım. Ben otomu kaldırma hadi. Hadi yavrum bakayım. Şu rampayı şöyle bir çık bakayım. Bas 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 bas. Bas. Arkam su gibi oldu arkadaş ya. Vallahi billahi ya. Satayım. Ayak burada, ayak orada. Rahat, bir araba sürüyorum dersin. Hacı ağzında mıydı ya? Ağzında mıydı arkadaş ya? Allah Allah. Ne oldu sana şimdi? Bu niye açılmıyor ya? Nostalji bozuldu. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Bakalım ne yapacağız. Of of. Ulan arkadaş iş başa düştü, iyi mi? Allah Allah. Şuraya bak ya, bu nasıl bir tahta? Nasıl bir bol? Bunu kim yapmış ya? Allah'ım ya Rabbim, tahta. Allah aşkına kupa kaldırma koluna bak. Allah'ım ya Rabbim. Şu telefonumu melefonumu şu kenara alayım şuradan ya. Şunlar dökülecek şeyler var mı? Yok, şunları şuraya koyayım. Şuraya koyayım. Ne antika şeyler yapıyorlar ya. Abi ya buradan kaç yürüyeyim. Kimden inatçı? Ötsene! Ötte nereden geldiğini bileyim daha. Masnahtan masnahtta bir şey yok. Pervana da bir şey yok. Aa, buradan kaçırıyor ya.
Manifoldun şeyinden kaçırıyor ya. Peçesinden kaçırıyor ya. Anasını avradını sattın ya. Bir de çalıştıralım bakalım. Arkadaşlar, egzoz manifotunun bu şeyin turbonun görmüş olduğunuz var ya arkadaşlar, turbo egzoz manifotu türbünün bağlı olduğu ana gövdeden şuradan duman atıyor. O dumanı elim kesme şansım yok. Büyük ihtimal keçesi yırtıldı. Keçe yırtıldığı için oradan kaçak var. Bu arabada anahtar takımı diyor. Bu arabada anahtar takımı olsaydı ben bunu yapardım. Sıkardım, bir şey yapardım, idare ederdim ama anahtar takımı da olmadığı için yapacak bir şey yok. Kupayı indireceğiz. Tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Şu kupayı bir indireyim ben de. Radüs. Vay. Hey gidim Radüs. Acilen soğuk bir su almam lazım bir yerden. Hadi lan. Kapsa kilitlenmiyor arkadaş. Evet arkadaşlar. Şimdi yapacak bir şey yok. Baktım. Şu vitesi bir yerine oturtturayım da. Buna burada tamir etme şansım yok arkadaşlar. Onun için kupayı kaldırdım. Ben yine de bir baktım. Bir yarısında bir şey mi var, ne var, ne yok diye. Ama şükürler olsun ki yok. Bu motorun gövdeden, bu manifoldun bağlı olduğu bir gövde var. Orada keçe var. O keçe yırtılma yapmış. Oradan egzoza giden kornaya ne oldu? Korna da gitti. Hayırlı olsun. O bağlantının arasındaki keçe yırtılma yapmış ve keçenin, o keçe olmadığı için aradan çıkan hava ıslık sesi yapıyor. Islık sesi yaptığı gibi de araba vitesi bile geçmiyor ya, zorlanıyor geçmekte. Hani ne oldu şimdi, niye ötmüyor? He, ötsene şimdi, niye ötmüyor? İlle yani bana kupayı kaldıracaktın, kupayı da kaldırttın bana. Bir baktırdın, uğraştırdın beni. Şimdi ses yok. Ulan sen var ya nostalji, yedin ömrümü, yedin. Korkuyordum arıza yapmazsın inşallah, arıza yapmazsın diye. Ama başıma geldi ya. Vallahi arkadaşlar aynı dediğim gibi oldu. Ne oldu? Yani saat şu an kaç? Saat 6 olmuş ve ben şu anda Amasya'ya yeni girdim. Şu an tam Amasya'nın girişindeyim. Bu girişteki sağda mobilya sitelerin olduğu yerdeyim. Ve şimdi Amasya merkeze gireceğim ama inanın korkarak giriyorum.
neden korkarak giriyorum? Araç şu an hava kaçırıyor. Yani lambalarda durduğum takdirde başır başır havayı kaçırıyor ve araba vitese geçmiyor. Bu arabalarda hava olmadığı zaman da araba ne istop eder ne vitese geçer. Ama işte vitese geçmeyince de yolun ortasında kabak gibi beni bırakıyor. Ne yapacağım bilmiyorum yani. İnanın lambaları kırmızı yanarken gördüğüm zaman da yavaşlıyorum yeşile yakalayayım diye, yeşile denk geleyim diye, ama bazen denk gelemiyoruz. Mesela şimdi Amasya ilk girişteki olduğu gibi. Yani vites geçmiyor, araba hareket etmiyor. Kabak gibi kalıyorsun yol ortasında. Hadi kırmızı. Hadi yavrum ne olur yani. Hadi yavrum yeşil. Hadi yavrum yeşil. İnanın yani devamlı böyle gaz veriyorum yani arabaya hava boşaltmasın diye. Çünkü faş diye koy veriyor. Hadi oğlum, hadi oğlum. İşte sıkıyor kendini. Kalkmıyor araba. Allah. Bir Amasya, şimdi bir de merkeze geçeceğim ben. Amasya merkezden nasıl geçeceğim şimdi? Allah yardımcınız olsun. Eskimiş yani. Büyük ihtimal değişmesi lazım komple.
ve ben arabada jack vardı. Tekrardan altına girdim. Altına girdim ve söktüm. Yenisini taktım. Ve şimdi hava kaçırmıyor araba. Stop ettiğim zaman da kendinden ufaktan ufaktan kaçırıyor. O da yani büyük ihtimal dipten kaçırıyor. Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Böyle Samsun'a kadar idare edeceğiz. İnşallah Samsun'a kadar bir sıkıntı yaşamayız. Ama inanın var ya arkadaşlar, çok kötü oldum. Yani üstüm başım leş oldu, elim yüzüm. Yani her tarafım simsiyah. Egzoz dumanıydı. Ve Allah'tan bayide gittim, elim yüzümü yıkadım, bir kendime geldim. İnanın şu an uyku bastı, biliyor musunuz? Uyku. Şu an acayip uyku bastı. Ya bir de şehir içinde, Amasya şehir içi biraz kalabalık. Yani orada şöyle bir kural var, kanun var. Yayalara yol vermek mecburiyetindesin. Yayalara yol vermezsek bu sefer ne oluyor? Orada kameralar var. Kameralar yayalara yol vermeyen araçlara ceza yazıyor. Hani arkamızdan ceza gelirdi büyük ihtimal. Orada biraz sıkıntı yaşadım. Durmak zorunda olduğum için durduk ve hava hemen boşalıyor. Ben de ne yaptım? Biraz gaza yükledim, gaz verdim. O şekilde o sıkıntıyı da oradan atlattık. Ama işte bayiye kadar bir şey yapamazdım. Çünkü yolda durup da yapmaya kalsam biraz zaman alacaktı ve bayiye çok geç kaldım. Saat 6.30 gibi falan bayiye geldik. Ve şu an saat 8.30. Ve aracı boşalttık, dönüşe geçtik. Evet arkadaşlar, şu an Suluova otopara kadar geldik. Ve birazdan ileride yol kesikti ben gelirken. Şöyle kesikti yani, yolu Merzifon'un çıkışından çıkıyorduk buradan, ama şimdi şey yapacağız. Büyük ihtimal Merzifon'a tırmanacağız. Merzifon'dan Samsun'a döneceğiz. Çünkü yolda çalışma var. Bir daha viyadü üstünden dönüp gelmeyeyim dedim. Çünkü gelirken Suluova'ya dönerken viyadüye de gittim. Viyadükten geri döndük. Ve sonrasında tekrardan bu tarafa gönderiyor, ama şimdi direkt Merzifon'a kadar çıkacağım. Merzifon'dan Samsun'a dönüş yapacağız. Yani arkadaşlar inanın şu an, yani karayollarında, şu an karayollarında gecenin bu saatinde, saat 9.30 ona geliyor ve ben hayalet gibi yolda gidiyorum. Ne arka parklar yanıyor, ne kasa lambaları yanıyor, hiçbir şey yanmıyor. Yani namaza durdum Havza'nın çıkışında ve bir baktım, la ben dedim parkı kapatmadım ama dedim niye kasa lambaları yanmıyor. Neyse namazı kıldım, geldim. La baktım park açık, Allah Allah dedim. Fişi söktüm, çıkarttım şimdi romorkun. Yine aynı. Yani bu arabayla nasıl yola gidiyorlarmış? Nasıl gidiyorlar ben anlamadım ya. Vallahi anlamadım. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Vallahi gecenin saat 11 oldu ve ben hala eve gidemedim. Şu an otogar rampalarının aşağı biniyorum, belediyeleri tarafına. Geç kalma sebebimiz zaten malum, biliyorsunuz. Yolda araba sıkıntı yaşattı, arıza yarattı. Onunla ilgilendim. Ve sonrasında dönüşte lambalar yanmıyor. Lambaları kesmiş komple. Büyük ihtimal şase var. Onu da yarın baktıracağız inşallah. Söyleyeceğim, şoförüne baktırsın. Ondan sonra gelirken tagograf süre bitti dedi. Uyarı verdi. 9 saat dinlenme verdi bana. Tam Çakallı'da. Lan arkadaş, Çakallı'da şimdi evde benim aram yarım saat, yani yarım saat 40 dakika. Ya yarım saat 40 dakika evime gidiyorum ama yolda yatacağım 9 saat. Ya ben ne yapacağım şimdi dedim. Bir hikaye attım. Sağ olsun Ankara'dan Resul kardeşim aradı. Bir Zahmettin abi, o cihaza aldanma dedi. O tagografta dedi DDS diye bir ayar var dedi. Ayar bölümüne gir. DDS bölümüne gir. Oraya tıkla dedi. O bana tarif etti. Yaptım, ettim. O nasıl yaptım bende kalsın. Herkes bilmesin. Yaptım. Ve sonrasında tagograf cihazı bana 2 saat daha sürüş hakkı verdi. 2 saat daha sürüş hakkı verdi. Oh dedim ben. Hele şükür dedim, eve gidebileceğim dedim. Nasıl sevdim ben. Bir saniye. Oy 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 oy.
diyecek bir şey yok. Şu an sözün bittiği yerdeyiz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Aksor candır, gerisi heyecandır. Yolumuz uzun olsun. Her daim sevgimiz, neşemiz, mutluluğumuz, huzurumuz bol olsun. Görüşmek üzere.